Bu videoda SN1 tepkimesinin stereo kimyasına bakacağız. Sol tarafta alkil halojenürümüz, sağda ise eksi yüklü sülfürle nükleofillerimiz var. Tabii SN1 mekanizmamızın ilk adımı ayrılan grubun ayrılması. Öyleyse başlayalım. Bu elektronları broma geçer ve bromür iyonunu oluştururuz. Daha sonra buradaki kırmızıyla işaretlediğim karbondan bir bağ alıyoruz. Bu da bu karbona artı bir formal yük vermiş oluyor. Şimdi ortaya çıkan karbokatyonu buraya çizelim. Kırmızı karbon şurası oluyor. Ve artık artı bir formal yükü de bulunuyor. Mekanizmamızın bir sonraki adımında nükleofilimiz saldıracak. Nükleofil elektrofile saldırıp sülfürle kırmızı karbon arasında bir bağ oluşturur. Ancak kırmızı karbonun etrafındaki geometriyi unutmayın. Morla işaretlediğim bu, bu ve şu karbon, kırmızı karbona bağlı ve onunla aynı düzlemde. Böylece nükleofil bu düzlemin her tarafından saldırabilir. Bu noktada bu tepkimeye model setini kullanarak bakmanın gerçekten yararlı olduğunu düşünüyorum. İşte bu birazdan size göstereceğim videodan bir ekran görüntüsü. Bu videoda bromu yeşil yapıyorum. O yüzden bromu yeşil olarak ve bize dönük olan bu metil grubunu da kırmızı olarak görebilirsiniz. Ve sağ taraftaki bu etil grubunu da sarı olarak gösteriyorum. Son olarak sol taraftaki bu propil grubu da gri renkte olacak. İşte bromun bizden uzaklaştığı durumdaki alkil halojenürümüz, bize dönük olan metil grubumuz, sağdaki etil grubumuz ve soldaki propil grubumuz. Şimdi bunu biraz döndürüp farklı bir bakış açısı elde edelim. İlk adım ayrılan grubun ayrılmasıydı. Şöyle göstereyim. Bu elektronlar broma kapanıyor ve karbokatyon oluşturmak için ayrılıyor. Fakat karbokatyonun böyle görünmemesi gerek. Bu ortadaki karbonun etrafında düzlemsel geometriye ihtiyacımız var. İşte daha uygun olan başka bir model. Şimdi nükleofil soldan veya sağdan saldırabilir. İlk önce nükleofil soldan saldırdığında ne olacağına bir bakalım. Burada sülfür ve karbon arasında bir bağ oluşturuyoruz. Şimdi devam edip ürünlerimizden birinin model setine bakalım. İşte nükleofil, karbokatyonun sol tarafından saldırdığında ortaya çıkan ürün. Evet, bu kez de nükleofil sağ taraftan yaklaşıyor. Yine sülfür ve karbon arasında bir bağ oluşturuyoruz. Şimdi nükleofil sağdan saldırdığında oluşan bir ürün modeli yapalım. Ve işte ürünümüz. Şimdi karbokatyonu şöyle tutayım. Bunları karşılaştıralım. Bu ürünle soldan saldırdığımızdaki ürünü bir kıyaslayalım. Sol elimde tuttuğum nükleofilin soldan saldırdığındaki ürün ve sağ elimdeki de nükleofilin sağdan saldırdığındaki ürün. Peki bu ikisi arasındaki ilişki nedir? Aslında bunlar birbirlerinin ayna görüntüleri ama üst üste koymaya çalışırsam yapamadığımı görebilirsiniz. Bunlar birbirleriyle çakışmayan ayna görüntüleri, yani enantiyomer. Şimdi ürünlerimize farklı bir açıdan bakalım. Soldaki ürünü alıp çeviriyoruz. CH artık bize dönük, metil grubunun da düzlemde bizden uzaklaştığını, sağda etil ve sol tarafta propil grubu olduğunu görebiliyoruz. Şimdi diğer ürünümüze ele alalım. Aynı karbon zinciri olursa bu kez metil grubunun bize dönük olduğunu, CH'ın uzaklaştığını ve yine sağda etil, soldaysa propil olduğunu görüyoruz. İşte bunlar videodaki iki ürünün ekran görüntüleri. Ancak her zaman bir model setiniz olmayacağından buradaki çizimlere geri dönelim ve bir model setimiz yokmuş gibi yapalım. Nükleofilimizin elektrofilimize saldırdığını ve sülfürle karbon arasında bir bağ oluştuğunu biliyoruz. Öyleyse karbon zincirimi buraya çizersem sülfür ve karbon arasında oluşan bağı biliyorum. Bu elektronları gösterelim. Sülfüre ait morla işaretlediğim buradaki elektron çifti bağımızı oluşturuyor ve işte ürünümüz. Ancak ürünümüze baktığımızda bu karbonun kiralite merkezi olduğunu fark ediyoruz. Yani bu karbona bağlı 4 farklı grup var. Bu mekanizmanın seryokimyasını kimyasını düşündüğümüz zaman nükleofil elektrofile bu düzlemin herhangi bir tarafından yaklaşıyorsa ürün olarak bir enantiyomer karışımı elde ediyor olmamız lazım. Karbon zincirimi buraya çizersem SH'ı kama şeklinde çizerek enantiyomerlerden birini gösterebilirim. Bu wedge gösterimindeki kama işareti hatırlarsanız. Ve tabi burada da metil grubu bizden uzaklaşıyor olmalı. Ve eğer diğer enantiyomeri çizdiğim zaman bu kez tam tersi olacak, SH'ın bizden uzaklaştığını ve metil grubunun bize dönük olduğunu görüyoruz. Burada çizdiğimiz bu iki ürünün model setleriyle eşleştiğini fark ediyoruz. Nükleofilin her iki taraftan da saldırabilme olasılığı eşit olduğundan ürünlerimizin eşit bir karışımını görmeyi bekleriz. Yani ürünün yaklaşık %50'sinin bu enantiyomer, diğer %50'sinin de bu enantiyomer olduğunu söyleyebilirim. Son olarak bu kırmızı karbonun hibritleşme durumlarını görelim. Başlangıçtaki alkil halojenürde kırmızı karbon tetrahedral. O zaman sp3 hibritleşmiş. Karbokatyonumuzu oluşturduğumuzda kırmızı karbon artık sp2 hibritleşmiş olduğundan bu kez düzlemsel geometride oluyor. Ancak ürünlerimizde tetrahedral geometrili sp3 hibritleşmiş karbona geri dönüyoruz. Bu yüzden stereokimyayı düşünmek çok önemli.